Türkiye'nin en büyük internet eksisti gerçekten ya. Böyle oldu. Bayağı öyle yani şu anda değil mi? Evet. Vallahi süper. Yani şimdi yani o unicorn dediğimiz şey dolar olmasa TL olsaydı olmuştu yani şimdi. Evet. Bence biz Türkiye'de onu TL'ye kabul edelim. TL'ye. 1 milyar TL'ye biz unicorn diyelim Türkiye'de bence. Öyle bir şey olsun aramızda. Bunun bir lafı vardı. Semicorn galiba. Öyle bir şey diyordu. Öyle mi? Duymamıştım onu. Güzel. Güzel. Abi sen de konuşacak çok konu var. Çünkü şimdi yemek sepeti senin hayatında evet bir yerde olan kurucusu da olduğumuz bir şey ama aslında Melih Ödemiş bayağı zamandır bayağı bir şey yapıyor. Yani hı-hı. Şimdi senin bir yoğun bir melek yatırımcı tarafın var. Yani işte GBA'dasın bildiğim kadarıyla. Onun dışında ben nereye gitsem, hangi girişimcilik eventinde olsam mutlaka sen çok da böyle sakin, köşede not alır, dinler falan bir adamsın. Yani şimdi benim konuşmak istediğim çok konu var. Bir yerinden başlayacağız sonuçta. Biraz önce Emre'yle olduğu gibi böyle ortadan bir yerden gideceğiz. Önce tabii ki merak edilen konu olduğu için yemek sepetiyle girelim. Öncelikle tebrikler tabii ki süper bir çıkış. Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleşen bir çıkış. Bunlar çünkü hep yani başarı hikayelerine ihtiyaç var. Hem Türkiye içinde hem dünyadan Türkiye'ye bakanları biraz daha etkileyebilmek adına. Onun için önemli bir çıkış. Ya birazcık şöyle bir şey alayım. O süreç hakkında belki biraz konuşabiliriz. Ondan sonra bundan sonra ne oluyor Melih'in hayatında ve devamında da bir sektöre bakışını konuşuruz. Yani yemek sepetinden girelim bir. Yani sonuçta kaç yılında kurulmuştu? 2000 Eylül. 2000 Eylül'de kuruldu. İşte aşağı yukarı işte biz biraz önce Emre'yle konuştuğumuz konuda da yani öyle bir sene sonra exit yapalım falan kafası bir dünyada 2000 Eylül'de kurulmuş. Yani aşağı yukarı 15 yıl sonra exit etmiş bir işten bahsediyoruz. Evet. O son dönemi, o belki de şeyden başlanabilir, General Atlantic girişleriyle başlanabilir. Oradan kısa bir senden bir özet alırsak süreci, tabii, tabii. Harika olur. Aslında bu yol, yani buraya gelen noktanın bence başlangıcı 2006-2007. Çünkü hı-hı. biliyorsun Türkiye ilk yabancı yatırımcı ilgisi işte 2006-2007 gibi Türkiye'de ADSL'in, broadband'in iyice yaygınlaşmaya başlayıp Türkiye'nin pazarının birazcık daha böyle juicy hale gelmeye başlamasından sonra oluyor. Hı-hı. Ve burada da aslında bunu ilk fark eden insanlardan bir tanesi ya da gruplardan bir tanesi Sunver kardeşler. Hı hı. Onlar da hakikaten bize işte Türkiye'ye geldiklerinde 2008'de yaptıkları bir iki tane yatırımdan bir tanesi. Evet. Biz olduk zaten. European Founders Fund European Founders Fund'ın yatırımı. Daha sonra Rocket Internet olarak da ortada yokken evet. aynen öyle. Bu bize şunu gösterdi. Bu aslında şöyle bir şey oldu. Bu bizim ortaklar olarak yemek sepetinden ilk gerçek anlamda maddi getiriyi cebimize koyabildiğimiz zaman oldu. Yani İşte 2000'den 2008'e kadar işte demin konuştuk yatırımlar, girişimler, paralar kazanılmıyor vesaire. Biz 7 sene sonra gerçek anlamda hakikaten birazcık para koyabildik kenara. Yani 7 sene sonra. Evet. Çok uzun bir dönem. Çok. Ama bu bize şunu gösterdi. Ya bu tünelin sonu hep iyi gidiyordu ama hakikaten bu işin sonunda çok büyük bir hikayeye imza atmak gerçekten mümkün olacak hissiyatını gerçekten orada aldık. Hı hı. Ve ondan sonra ciddi bir kere yeniden yapılanmaya girdik. Yani 2009-2010. Bizim yemek sepetinde her şeyi baştan yarattığımız bir dönem. Yani hı hı. altyapı, yazılım, insan kaynağı, işte bütün biz ciddi anlamda ciddi profesyonelleri bünyeye kattık. Çünkü şunu gördük. Yani biz 7-8 sene, 9 sene işte Nevzat, Cem, ben, Gökhan bu işi başlattık. Ciddi bir süre yürüttük ve çok uzun süre kendi sırtımızı taşıdık. Hı hı. Ama şunu gördük. Yani bu işi bir 10 sene daha artık kendi sırtımızı taşımamız mümkün değil. Yani hakikaten çok acayip bir ekip yaratmak lazım. Hı hı. Ve o ekibi yaratmaya koyulduk. Bir de kafada tabii özellikle European Founders Fund'a girmesiyle beraber yurt dışında biz bu işi yaparız motivasyonu da vardı. Hı hı. Zaten o zamanlardan da işte Just Eat'le, Seamless'la vesaireyle ufak ufak konuşmalar da vardı. Hı hı. Siz ne yapıyorsunuz, biz ne yapıyoruz? Evet. Onları takip ediyorduk vesaire. 2010'da biz yurt dışına açıldık biliyorsun. Rusya'ya girdik, Dubai'ye girdik vesaire. Rusya zor gitti, Dubai iyi gitti. Ondan sonra 2010-2011 gibi bu yeni insan kaynağının da gücüyle, yeni yapılanmanın vesairenin gücüyle Türkiye'de de iyi gitti. Türkiye'de de iyi şeyler oldu. Biliyorsun 2011'de hı. işte Trendyol yatırımı, aynen. gitti gidiyor yatırımı, Markafon'un yatırımı vesaire. Türkiye'ye biraz yabancı yatırımcı biraz daha böyle hakikaten ne oluyor burada? 2011-2012 böyle gene bir şeydi değil mi? Böyle çok bir, ciddi bir... Tak 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 bir anda evet. böyle bir yükselme başlamıştı. İşte, hakikaten elektronik ticaretin Türkiye'de olduğu... Evet. zaman. Evet. Hala olmadı ama hakikaten patladığı dönemden bahsediyoruz. Hı.
O Türkiye'de değerlemelerin ve bizim de değerlememizin aslında bizim kafamızdan ya da hayal edebildiğimizden daha da öteye gidebileceğini bize gösterdi. Ve o ara işte 2011-2012 biz üst üste yatırımcılarla görüştük. Ve bu yine aslında hani Yemek Sepeti'nin tarihinde bizim keyif aldığımız bir şey var bütün bu yatırımcılarla ilgili. Biz hiç yatırımcı aramadık. Yani biz aktif arayıcı olmadık hiçbir zaman. Ne mutlu ki hep bize geldiler. Zaten biz aramaya çıktığımızda ya da aramaya çıksaydık da 2003-2004'te etrafta kimse yoktu. Sonrasında hep bize geldiler. 2011 ile 2012 arası hakikaten pek çok yatırımcıyla görüştük. Ve 2012'de bizim hakikaten dokumuza en uygun olan ve de vizyonu da çok büyük ve uzun olabilecek olan GA ile Can Atlantik ile bu işi imzaladık. O sözleşme, o anlaşma diyeyim hem hacim olarak büyük hem de vizyon olarak bizi hakikaten bir kademe öteye taşıyabilen bir yatırım oldu. Bu aslında son zamanlarda işte çok konuşulan stock option dağıtma, işte para dağıtma hikayesinin de şeyi oraya dayanıyor, kökü oraya dayanıyor. Biz bütün bu gidişat içerisinde şunu çok net farkındaydık. Yani biz bugün bir gün bu şirketi satarsak ortaklarla birlikte çalışanların da bundan çok ciddi bir şekilde faydalanması gerekiyor. Çünkü biliyorsun dünyada bu iş zaten böyle yapılıyor. Yani bütün gelişmiş ülkelerde stock option denen bir kavram var. Türkiye'de de artık yavaş yavaş startuplar bunu kendi uygulamaya başladılar. Çünkü opportunity cost'u yüksek insanların, kaliteli insanları bu tip startuplara, yüksek riskli ortamlara... Orada bir zaten şey yani bu sanat bir süreç bu yani dünyada yani birçok insan. Türkiye'de bunun yasal altyapısı çok fazla yok. Yasal altyapı yok Türkiye'de. O yüzden Türkiye'de bunu bir takım başka böyle yöntemlerle yapmaya çalışıyorsun. Yapıyorsun, yapılıyor. O zamandan mı bunun kararları verilmiş? Biz 2012'de bunun kararını verdik. Dedik ki hakikaten bir sonraki exit'te ya da bir sonraki trade sale'da yani bir satış olur ya da komple çıkış olur. Artık bizle beraber çalışanlar da bundan faydalanması lazım dedik. Ve işte o 2012'deki GA'nin içeri girişi bizim Yemek Sepeti'nin hakikaten artık orta büyük ölçekten Amerikalı'nın enterprise dediği bir şirkete doğru evrilmesi oldu. Hem organizasyonel yapı anlamında hem şirket yapısı, bir disiplini, bütçe anlamında hem de bu stock option'ı içeri katma anlamında çok ciddi bir şey oldu. Bunu biz ortaklar sözleşmesine koyduk ve ondan sonra da detayları ondan sonraki 1-2 sene içerisinde netleşti. İşte sonunda execute edildi zaten. Ama 2012'de GA'nin girmesiyle birlikte aslında Yemek Sepeti hakikaten bir üst basamağa çıktı. Ve ondan sonra hakikaten zaten oradaki değerleme 100'den fazlaydı. Ondan sonra bir sonraki artık exit zaten buralardan olması gerekiyordu. İyi bir 2-3 sene geçirdik GA ile de beraber. Yurt dışında biraz büyüyebildik. Türkiye'de büyüme aynen devam etti. Bir takım yeni işler açtık Türkiye'de. Kimisi iyi gitti, kimisi kötü gitti. Ama bizim için her zaman en önemli hikaye, en önemli unsur Yemek Sepeti'nin core büyümesiydi. Yani Türkiye'de ana işin büyümesi, onun etrafına ördüğümüz pek çok tamamlayıcı iş vardı aslında ve proje vardı. Onların bazıları Yemek Sepeti hizmet ediyordu, bazı Yemek Sepeti ona hizmet ediyordu. Ama core business %50-60 büyümeye devam etti geçtiğimiz 3 sene zarfında. Ve işte 2014'te itibaren de hakikaten dünya çapındaki bir takım stratejik ya da finansal şirketler Yemek Sepeti'ni satın almakla ilgili çok ciddi teklifler yapmaya başladılar. Bunları da iyi yönettik, sabrettik, aceleci davranmadık. 2013 yılıydı, hiç unutmuyorum. Tam ayını hatırlayamadım ama 2013 yılıydı. Delivery Hero'nun iki kurucu ortağı Webraz Office'e gelmişlerdi. Evet. Çünkü İstanbul'a bakıyorlardı ne olur diye. Ve biz Webraz Office'inden bir canlı yayın yapmıştık onlarla. Ve sonrasında da şey demiştim. Dedim siz tanışıyor musunuz Yemek Sepeti'yle? Muhabbetiniz var mı? Dedi yani biz de yüz yüze konuşmadık dedi. Dedim gitmek ister misiniz demiştim. Ve sonra hatta Nevzat'la onları bir e-mail tanıştırıp sizin ofise geldiler. Yola çıktılar direkt. Evet, yani enteresan bir andı. Nereden nereye? Şimdi mesela geçenlerde o ya video var hala yayında bu arada. Yani Delivery Hero, Webraz Office falan TV falan diye aradığın zaman çıkıyor karşınıza. O zamanlar Delivery Hero baktığında yani uyduruyor olmayayım sen daha hakimsin mevzuya ama yani Yemek Sepeti'ne göre aslında nispeten daha küçük bir şirketti. Tabii. Yani çünkü o zamanlar hatırlıyorum ben sizin günlük sipariş adetleriniz de onların 50 binler 60 binler. Onların o regional yaptıkları sipariş adetleri birbirine en fazla yakındı. Bu biraz tabii şeye bağlı herhalde. Yani içinde bulunduğu pazar, sahip olduğu yatırım gücü vesaire çok bağlantılı işler olduğunu varsayıyorum. Doğru. Onun için yani o bende çok enteresan bir anıdır o. Yani şu anda
Hakikaten ortada bir tanıştırma e-mail'ı ve bir biraz olsa bir video var. Çok da enteresan bir durum çünkü dedim ya şirketin boyutu sizden küçüktü o dönemlerde. Sizden bu iki tane oyun var. Yani işte bunu tabii çok detaylı incelenebilir. Bu konuda saatlerce konuşabilirim. Ama iki tane temel oyun var. Bir, işte demin Emre'nin de bahsettiği bizim 2000-2001'lerde, 2002-2003'lerde çok böyle exit kafasıyla düşünmediğimiz biz bir iş kuralım, bu iş para kazansın, kazana kazana büyüsün ve hakikaten bir gün çok büyük bir yerlere girerse belki satış matış bir şeyler olur. Ama sağlıklı bir iş kuralım, kar olsun, EBITDA olsun vesaire olsun. Şimdi bir bu oyun var, hala bu oyunu oynayan startuplar da var. Bir de equity oyunu var. Evet. Yani tamamen şirketin para yapması önemli değil. Mümkün olan en kısa zamanda en çok insana ulaşalım. Bir şekilde en çok coğrafyada etkin olalım. Ve bu etkinliğin sonucunda bir gün exit edersek o zaman bu yarattığımız şeyin değeri işte şu kadar olacak. İki tane oyun var. İşte bunların bir tanesi işte biz, Amazon vesaire gibi hakikaten işinden para kazanan şirketler. Bir de WhatsApp gibi bir kuruş benim bildiğim kadarıyla para kazanmadan 19 milyar dolara satılabilen şirketler. Ya tabii. Da Instagram gibi. Instagram kurulalı işte ne kadar olmuş diye uydurmayayım. 3 yıl vesaire öyle bir şey hatırlıyorum. İlk kurulduğunda çok kısaydı. Yani birkaç aylık bir süre. Aylarda, yıl değil YouTube, galiba. YouTube satıldığında. Ya 13 kişiydi onu hatırlıyorum yani. YouTube'u Google aldığında 1 milyar dolar diye hatırlıyorum. Evet. 1.6 milyar vardı. Yani ne saçma sapan iş falan diye hepimiz konuşuyorduk. Hepimiz çok büyük olay olmuştu. Evet. Ya ben, o haberi böyle ilk yazmıştık hatta. Çünkü yani zaten beklenen bir şeydi. O zamanlarda Webrise'in ilk yılları ben böyle hands on kendimce belşiyorum her şeyi falan. Kendim hatırlıyorum Türkiye'de ilk haberi böyle duyduğum ya Amerika'da böyle tek crash ama aynı anda falan yazmıştım o kadardır yani. Ve hiç kimse anlayamamıştı. Herkes bunu konuşuyordu. 1.65 milyar dolar ve nasıl diyorduk. Sonra bak Instagram satılmıştı. Çok yeni bir şirketti. Yani galiba yıl olmamıştı. Yanlış bilgi vermiş. Şimdi bir anda sahne şeyi böyle konuşurken burada bir şey söylüyorsun sonra adam yanlış söyledi falan. 60 oldu ama yani bir yıl olmamıştı gibi hatırlıyorum. Ve galiba 13 kişilik falan bir şirketti Instagram satıldığında. Ve 1 milyar dolar satıldığında. WhatsApp 70 kişi galiba o kadar. 70'e 90. WhatsApp zaten başlı başına bir hikaye. Yani şimdi o yüzden ortadaki şey o zamanlar, bu zamanlar hepsinde aynı refleks de var insanlarda. Bak hala mesela işte YouTube satıldı. Tamam şu anda YouTube işte. Yani şimdi Instagram satıldı. O zamanlar 1 milyar dolara nasıl yani diyen şimdi adamın reklam modeli çıktı. Brrrt hemen üstüne çil yavrusu gibi atlıyor herkes falan. Şimdi ama tabii bu oyun senin bahsettiğin o ikinci equity oyunu. İşte oradan aslında buraya geldik. Delivery Hero birinci günden equity oyunu oynamak amacıyla çıktı. Yani onların hayalinde işte Almanya'nın en büyük volümü yaratan paket servis, online paket servis portali olma hayali falan yoktu. Onların hayalinde işte biz buralardan para raise edeceğiz. Bunu raise ederiz, bunu alırız, bunu raise ederiz, bunu alırız. İşte onun parasıyla bunu alırız, bunun parasıyla bunu alırız. Ve böyle büyürüz. Bu adamlar bunu çok iyi yaptılar. Hakikaten yani biz takip ettik 4-5 sene boyunca. Bizim hakikaten nasıl oluyor ya? Bu paraları nasıl raise ediyorlar dediğimiz paraları hızlı hızlı raise ettiler ve birbiri ardına raise ettiler. Bunları çok hızlı bir şekilde ciddi acquisition'lara çevirdiler. Ve hakikaten 2015'te dönüp bizi alabildiler. Yani baktığınız benzer zaman... Benzer bir endüstride bizde oldu abi. İşte medya endüstrisinde Business Insider yakın zaman satıldı. Biliyorum. Şimdi bak BuzzFeed'i falan nispeten anlayabiliyorum. Çünkü hype'ı var BuzzFeed'in şu anda. Yeni bir şey falan sosyal medyayı kuruyor. Ama Business Insider bayağı standart, yani TechCrunch gibi, Webrise gibi, işte bir VentureBeat gibi bir operasyon aslında. Ve önce işte Jeff Bezos'un ortaklığı arkasından aldığı Kevin yatırımlar Ryan'da falan yaptı. Derken en son işte Axel Springer tarafından 400 milyon dolara satıldı. Yani şimdi bu dediğin aynı nokta işte bunlarda yani. Tak 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 büyümeye oynayan, arkada desteği bulduğun zaman işte o oradan parayı al, oradan buraya yatır, oradan parayı al, buna yüklen. Pazar dominasyonuna gittikçe büyüt ama dominasyon ederken de yani operational böyle normal akışında olan bir şey değil de arkadan o nitro basmak. Olay o, iyi örnek o. Ama bunu şeyle yapamazsın yani biz Yemek Sepeti'nde çok execution odaklı bir ekiptik. Evet. Bütün ortaklar olarak ve ekip olarak. Halbuki Delivery Hero ya da Just Eat'in zamanında Just Eat mesela bizim gibi başladı.
Ama sonrasında özellikle 2009'da halka açık mı? Ya, tabii 2009'da halka antrenör çıktıktan sonra içerisi tamamen venture capital based ve profesyonel yönetilen bir şirket haline dönüştü. Ondan sonra hakikaten dediğin gibi Nitro'ya geçtiler. Evet. Ve bütün dünyada satın almalar yaptılar ve bayağı büyük şirketti. Sonunda 2014'te halka açıldılar zaten. Evet. Şu anki pazar değerleri 3 milyar dolar civarında. Öyle mi? O civarlarda bir yerlerde. Biz bu adımları atamadık. Buna deyin ki işte geçmişten gelen bir takım ürkeklik diyebilirsin. Bir takım alışkanlıkların olmaması diyebilirsin. Ya da kapital eksikliği diyebilirsin. Bir sürü sebebi var. Almanya'da bunu çok iyi yaptılar. Delivery Hero. Çok hızlı büyüyüp hakikaten şu anda dünyada bu işin sayılı 4-5 büyük grubundan biri haline geldiler. Ve de işte biliyorsun 2015'te dediğim gibi 14 ile 15 arası biz aşağı yukarı 4-5 tane bu tip satın almaya doğru gidebilecek pazarlık yaptık. Ve bunların sonuncusu Delivery Hero mutlu sonla sonlandı. Bu, gene süreyi kullanmak adına tabii. Sende de aynı sorunumuz var işte. Yani konuşacak çok konu var şu anda ve 20 dakikada bu konuşulamıyor işte. Yani sıkıntı o. Hemen o zaman dalayım. Ne geliyor bundan sonra? Şimdi sen sonuçta hala bayağı genç falan bir adamsın. Yani tamam şu anda güzel bir paraya sahip oldum, köşeye çekileyim. Takılırım bundan sonra kadar. Yani karakteri de yok bildiğim kadarıyla. Evet. Zaten yatırımı aktif yapmaya devam ediyorsun hala. Bir, yani yatırım yapma motivasyonun hala var. Hangi boyutlarda nasıl ilerleyeceksin? Kendin bir yapılanma kurmayı düşünüyor musun? Yoksa genelde böyle ağlar veya farklı yerlere LP olarak mı yürüyeceksin? İkincisi, bayağı kendin yeni bir girişime girer misin hala? Yani o mod var mı hala? Vallahi açıkçası benim en çok üretici olabildiğim ve yaratıcı olabildiğim yapı benim fokus olduğum yapı. Hakikaten ben bir şeye fokus olduğum zaman çok ciddi değer katabiliyorum, üretebiliyorum ve yaratabiliyorum. Hani Yemek Sepeti'nde bunun çok örneğini gördük. Çok başka fırsatlar da vardı Yemek Sepeti'yle yaratabileceğimiz. Bazısını yaptık, bazısını yapamadık vesaire. Ama hakikaten işin içine girdiğim zaman, hakikaten kolları sıvadığım zaman yani hakikaten 10 kaplan gücüne ulaşıyorum. Ama yatırımcı olduğum zaman o kadar etkin olamıyorum, o kadar havaya giremiyorum vesaire. Ama onu da seviyorum. Çünkü artık yaş zaten 39. Yani bundan 15 sene belki 24 yaşında çok değiliz. Çok değil canım 39'da sen de ama şimdi yani. Ama 24 başka bir şey. Yani işte biz Yemek Sepeti'ni kurduğumuzda hepimiz 24 yaşındaydık. Evet. Okuldan yeni mezun olmuştuk. Hiçbirimizin doğrusu iş tecrübesi yoktu. Vesaire vesaire. Ama şimdi baktığın zaman hakikaten bir oturmuşluk var, bir network var vesaire. Zaten onun gibi çalışmaya hakikaten gerek yok. O kadar kendimi yırtmama gerek yok. Bir kolları da sıvasam. Ama aslında kafama göre bir ekip, kafama göre bir şey bulabilirsem, daha henüz öyle bir şey yok. Kolları sıvamak istiyorum. Acayip o işte. Yani evet, acayip yani, o, sende de o. Var yani. Uslanmama böyle. Yok, ben çok doğru bir şey görüyorum. Evet. Yani şuna çok imreniyorum, çok doğru söylemem lazım. Amerika'daki hakikaten gerçek serial entrepreneur dediğin adamların, işte Jack Dorsey falan gibi adamların bu işi nasıl yapabildiğini böyle anlamaya çalışıyorum. Evet. Ama tabii burası orası değil. Yani çok başka şeyler var. Orada inanılmaz ekosistemler var ve bu ekosistemler bu adamları acayip support ediyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde hakikaten çok uzun süre tırnaklarını da kazıman gerekiyor. Exit de çok az var. Onun için daha mesela exit eden bir kavim yok. Yani büyük bir kavim yok. Kişiler bazında gidiyor. O yüzden, yani senin pazara geri dönmen lazım ki sen yeni birilerini daha çıkart falan filan gibi. O yüzden kendime şu acımasızlığı yapmıyorum. Yemek Sepeti'nden daha iyisini yapman lazım filan gibi bir acımasızlık yapmıyorum kendime. Ama keyif alabileceğim, keyifli insanlarla çalışabileceğim, çalışırken mutlu olacağım. Bir de hakikaten de büyük ve etki yaratabilecek de bir şey yapabilirsek ve bunun da skopu kesinlikle artık Türkiye değil. Yani global oynayacağız. Bundan sonra Türkiye'de bilmem ne olmuşuz gerçekten beni tatmin etmez. Ben yatırım yaptığım şirketlerde de artık mesela bunu arıyorum. Mümkün olduğu kadar kesinlikle hedef pazar olarak Türkiye'nin ötesini düşünebilen vizyoner girişimcilere yatırım yapmaya çalışıyorum. Çünkü hem işte ülke riski var, hem pazar boyutu var vesaire bir sürü hikaye var. Bir de bence saçma artık çünkü dünya çok global. Ya tabii globale yürümek çok kolaylaşmaya başladı artık. Yani dün işte burada şey vardı. Avrupa'daki çok önde gelen birkaç tane organizasyonun kurucuları vardı. Yani bir tanesi Paris'ten, fıkra gibiydik zaten sahnede yani. Biri Paris'ten, biri İspanya'dan, öbürü Almanya'dan falan. Ya o kadar basit ki bazı şeyler artık. Yani bir yerden bir yere yürümek, oradaki bir bilgiyi almak. Yani şimdi danışman şirketleri vardır ya böyle bayağı paraları verirsin, senin için pazarlaması yaparlar falan. Ya tamam onlar yapsınlar ya büyük şirketlere de. Yani artık bazı şeyler özellikle bu eventler üzerinden yürütmek çok kolay. O yüzden
Yani işte mesela örnek veriyorum, bir SaaS business'ı, software as a service işi yapmak bence bugün zaten yani o insanlara da ihtiyacın kalmıyor bu noktada. Doğru operasyon, doğru ihtiyaç çözdüğü zaman tıkır tıkır yürüyebilen bir iş. Onun için %100 katılıyorum. Artık bence limit, bariyer falan zaten yok. Türkiye bence çok doğru bir coğrafi konumda duruyor. Şey olarak yani Avrupa vesaire şudur budur. Yani en azından kanalların var. Altyapı, yani teknik altyapıda sıkıntımız yok. Network'ümüz de yeterince iyi i̇nsan, olduğu için bence... insan kaynağı tarafında hakikaten gittikçe daha fazla yüksek opportunity cost'u olan evet. insanların girişimci olması lazım. Doğru. Oluyor da görüyoruz. Yani eskiden bundan 10 sene evvel işte Boğaziçi'nden mezun, ODTÜ'den mezun, Amerika'ya gitmiş, geri gelmiş falan filan. Etrafta bir de girişimci olmuş. Çok adam yoktu. İşte evet. bir bizim gibi genç cesur arkadaşlar vardı. Ama şimdi daha çok var. Hakikaten görüyoruz. Çok ciddi ekipler kuruyorlar. Var. Sağ olun. Hakikaten kolları sıvıyorlar. Köprüleri atıyorlar ve yola çıkıyorlar. Bunlar oldukça hakikaten çok daha dünya çapında başarı, success story olabilecek hikayeleri biz göreceğiz. İnanıyorum. Onları da destekleyecek. Tabii, senin tabii, gibi eksilmiş kişiler gerekiyor. Ülkedeki bir takım şeylerin de gidişatında bunu desteklemesi lazım. İstikrarsızlığı. İnsanları cesaretlendirmesi lazım. Katılıyorum. Biz bugün birazcık tabii ara mara falan filan, salon şu anda full dolu, ara da vermedik tabii. Normalde biz aslında ikinci bölüme başlamış olmamız lazımdı programda eğer şey etmişsem, ama yani arka arkaya demek ki güzel bir şey yapmışız ki kimse hiç belirtmedi. Abi çok teşekkürler. Ben muhabbet devam edersem iyice bütün konferans programı darma duman edeceğim. Çok sağ ol geldiğin için. Buradasın zaten. İsteyen seni yakalayabilir. Ama ben bunu burada bitirmeyeceğim. Bunu bir ara senle ayrı bir oturumda daha böyle uzun, olur, belki Webraz'da online yayında, belki başka bir konferans yapmamız lazım. Çünkü belli oldu. Çünkü asıl en can alıcı böyle ülkeyi kurtarmaya başladığımız yerde durmamız gerekti şimdi. Onu bile tekrarlamak lazım. Çok sağ ol geldiğin için. Teşekkürler.